Akif Beki, senin yumruğun kötü de benimki iyi mi? Galata Köprüsü'ndeki Gazze mitinginden çıkan bir vatandaş, elinde kelime-i tevhid bayrağı taşıdığı için yumruklu saldırıya uğradı. Suçun nerede, kimde olduğu gün gibi ortada. Görüşünü, söylemini beğenmediğine yumrak atamazsın, suçtur, o kadar. 2019'da Kılıçdaroğlu'na linç girişimindeki gibi, muhalif siyasetçilere veya iktidarı eleştiren gazetecilere de saldırıldı. Onlar nasıl yanlış ve suçtuysa bu da öyle. Fiziki şiddet, yumruk, sopalı veya silahlı saldırı savunulamaz. Geçmişte iktidar cephesinden yumruğu savunanlar çıktı, suçu saldırıya uğrayan da aradılar, diye muhalefet de şimdi kendini yumrukla ifade etmeyi mi savunacak? İktidar adına atılan yumruklara geçmişte dizilen güzellemeler kabul edilemezdi de. Muhalif bir üniversite öğrencisinin itirazını yumrukla ortaya koyması kabul edilebilir mi oldu? şiddet, demokratik bir tepkiymiş, ifade özgürlüğüne girermiş gibi haklı, meşru ya da mazur gösterilemez. Sizden olan yumruğa anlayış beklerseniz karşınızdakilerin de kendilerinden olan yumruğa anlayış beklemelerine diyecek sözünüz kalır mı? CHP ve İyi Parti dahil, muhalefet tepkilerinde bu ayrım tam olarak seçilemiyor. Oysa hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde netleştirilmeliydi. Bir anlık öfkeyle kendine hakim olamadı, vatanını çok sevdiği için vurdu. Tertemiz duygularla yaptı, yoksa şiddete başvurmak gibi kötü bir niyeti yoktu. Şiddet geçmişi de yok. Parlak bir öğrenci, Atatürkçü ve cumhuriyetçi de. Bu kardeşimizi yedirmeyiz derseniz o gence de başka gençlere de yanlış mesaj vermiş olursunuz. O gencin tutuklanmasına üzülüyorsanız, başkalarının da yanmaması, başkalarına da yazık olmaması için ne yapacağınız belli. Yanlışı doğrudan ayırmalısınız. Kimliği, görüşü, gerekçesi sizdense saldırganlık hak mı? Sırtı sıvazlanıp kahramanlaştırılabilir mi? Sempatikleştirmek başka sıkılı yumruklara davetiyedir. Teşvik edip cesaretlendirmeyi amaçlamamış olmanız sonucu değiştirmez. Evet, mesela Kılıçdaroğlu'na saldırıda bunların en berbat, en uç, en pervasız örneklerini gördük. Muhalefet yetkililerinden duyduklarımızı elbette geçmiş örneklerde iktidar ağızlarından duyduklarımızla bir tutmuyorum. Aynı ölçüde yumruğu sahiplenmiş değiller, doğru. Fakat azı çoğu yok kötü örneği emsal alırsanız ne farkınız kalır? Karşı öfkeye de hak doğurursunuz. Senin yumruğun kötü, benimki iyi anlayışına kapı açılırsa nerede duracağını kimse kestiremez. Biz susalım yumruklar konuşsun, istemiyorsanız o kapıyı baştan kapatacaksınız. Lamı cimi yok. Tut ucundan hilafeti getirelim. Yeni yıl, 2023'ün kaldığı yerden devam ediyor. Gazze mitinginde söylenenlerle asıl söylenmesi gerekenleri tartışacağımız yerde, bir hilafet kavgasının ortasında bulduk gündemi. Aslında 2023'te bile başlamadı, ta 2020'den kalma bir yapay gündem uydurması. 2020 Temmuz'unda, Yeni Şafak'ın Gerçek Hayat Dergisi, hilafet çağrısı yapmıştı. İktidar da bu yapay rejim krizini kötü niyetliler başa çıkarıyor, havası estirmişti. 2023 sonlarında ise o yapay kriz, bu kez Gazze'de iktidarın eylemsizliğine siper olan cübbelilerce ısıtılmaya girişildi. Konu, Gazze için neler yapılıp yapılmadığı iken lafı döndürüp dolaştırıp hilafete getiriyorlardı. Gazze düşerse İstanbul düşerdi ama İsrail'le ticaret düşsün de ekonomiyi vursun, seçimde iktidar mı kaybetsindi, İstanbul düşerse düşsün, iktidar ne yapsındı, seçim kaybetmemek için İsrail'e yaptırım koyamıyordu, seçimleri kaldırıp hilafet getirmeden de Gazze kurtarılamazdı. 2023'ü bu teranelerle kapatıp, 2024'ün Bismillah daha başında laf yine hilafete getirilince huylanmadım değil. Bu tartışmalara bayıla bayıla atlayan hilafet karşıtlarına kısa bir hatırlatmada bulunmak isterim. Su taşıdığınız değirmen sizin değil, en sevdiğiniz havaları bulduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. O köpürttüğünüz, iktidara yarayacak suni bir gerilim. Türkiye'nin çözüm bekleyen gerçek dertleriyle ilgisi yok. Ne halka bir faydası var ne de Gazze'ye. Siz de ucundan tutarsanız karşı ucundan iktidarın neyi tuacağını bir daha düşünün, derim. Ey CHP, sen istesen de istemesen de uzaya gideceğiz. Ey Haçlı, çatlasan da patlasan da aya sert iniş yapacağız. Zıtlaştırmalarıyla 2023'ü geçirdik. 2024 üde ey CHP, sen istesen de istemesen de hilafeti getireceğiz, şimdi değilse ne zaman, hilafet hayal değil, kışkırtmalarına karşı, Türkiye layıktır, layık kalacak kışkırmalarına mı feda edelim? İktidara mazeret, millete dinsizlik, diktatörlük sevdasına ise Gazze bahanesi uyduranlara alet olmadan önce iki kere düşünün.